Cleveland Fed Başkanı Mester, Amerika'da enflasyona kıyasla Fed'in faiz artışlarının agresif olmadığını iddia etti. Mester, faiz politikasında az sıkılaştırmanın daha büyük risk olduğunu anlattı. Mester, faiz artışlarının hızının ve zirvesinin enflasyon görünüme bağlı olduğunu söylerken, Amerikan ekonomisi için durgunluk öngörmediğini belirtti. IMF 2022 küresel büyüme tahminini %3.2'de tutarken 2023 tahminini %2.9'dan 2.7'ye düşürdü. En kötüsünün henüz görülmediği uyarısı yaptı. IMF Türkiye için bu yılki büyüme tahminini %4'ten 5'e yükseltirken 2023 tahminini 3.5'tan 3'e indirdi. İngiltere Merkez Bankası günlük tahvil alımlarının kapsamını genişleteceğini duyurdu. Türkiye'de cari açık Ağustos'ta 3.1 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 40 milyar doları aştı. 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ağustos ayında net hata noksan girişi 4 milyar dolar. Ocak-Ağustos döneminde ise net hata noksan girişi 28.3 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Türkiye'de inşaat maliyet endeksi Ağustos'ta yıllık %117 ile rekor hızda arttı. İnşaat malzeme endeksi de %129'da, işçilik endeksi ise %83.8 yükseldi. Hazinenin 7 yıl vadeli tahvil ihalesinde dönemsel faiz %9.9 oldu. Hazine ayrıca 11,5 milyar lira tutarında 5 yıl vadeli sukuk ihracı gerçekleştirdi. Mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 1.55 liraya yükseldi. Mobilde yapılan işlemlere son 1 yılda gelen zam %77'yi buldu. Son ay 6 aylık zam %26. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gece de karşınızdayız. Gündemimizde neler var bir bakalım. Yurt dışında Amerikan endekslerinde karışık bir görünüm var. ABD endeksleri önce düşüşte açıldı. Daha sonra toparlandı. Endekslerde yukarı doğru bir hareket gözlemledik. Ama şu dakikalarda yeniden Nasdaq daha sert bir şekilde olmak üzere bir miktar satış görüyoruz. Oldukça oynak bir endeks hareketiyle Amerika'da karşı karşıyayız. Amerika'da enflasyon haftası diyoruz. Perşembe günü manşet enflasyonu alacağız. 8.3'ten 8.1'e gerileyebilir. Tabii bu arada Fed üyeleri de konuşuyorlar ki Mester'in az önce çok şahin mesajlarını aldık. Daha diyor az bile sıkılaştırdık. Daha da fazla faiz artışı lazım bu enflasyona göre. IMF bu arada büyüme tahminlerini düşürdü. Bu yıla dokunmadı küresel olarak ama 2023 için küresel büyüme tahminini aşağı çekti. 2.7'ye doğru küresel büyüme tahmini inmiş oldu. Avrupa'ya ilişkin tahminler çok daha kötü. Avrupa'da Almanya'nın, İtalya'nın resesyona girebileceğini öngörüyor. Tamamına ilişkin 0.5 gibi oldukça düşük bir tahmin var IMF'nin. Daha kötüsü henüz gelmedi diyor. Yani bu sene işte %3 civarında büyüsün, seneye sıfırlar. Avrupa için oldukça kötü bir senaryo. Türkiye'ye ilişkin de 3.5'tan seneye 3, bu sene 5. IMF'nin tahmini. İçeride Borsa İstanbul cephesine baktığımızda bir geri çekilme var. %0.3'lük bir satış. Çok sert değil ama borsa bugünü düşüşte kapattı. Dolar TL'de nispeten sakinlik korunuyor diyebiliriz. Pek değişen bir şey yok. Birazcık hafif yukarıda 0.2. Ve cari açık 40 milyar doların üzerinde, yıllık cari açıktan bahsediyoruz. Net hata noksan kaleminde az önceki programda da konuştuk. Tamamında Ocak-Ağustos döneminde 28.3 milyar dolarlık bir giriş var. Birazdan Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü ve Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen konuklarımız arasında olacak. Şöyle bir piyasaya bakalım. Melike'den bir toparlama alalım, ardından sohbete geçelim. Dolar TL'de hafif yukarıdayız. 0.16, 18.60'a geldik. Euro TL 18.06'da. Yakın oranlarda yukarı gidiyor. Dolar endeksi 113'ün üstünde. Euro dolar paritesi sakin. 0.97. Akşam seansında ufak bir geri çekimeyle 0.13 aşağıdayız. 4000'in altında 3.983. Gün içerisinde grafiğimize bakalım dolar TL'de. Bakın dün de hatırlarsınız, eğer dün bizi izleyen izleyicilerimiz varsa,
Dün de grafiğin, günlük grafiğe baktığımızda benzer saatlerde şöyle bir sıçrama vardı. Aynı yerde neredeyse. Şimdi burada da bakıyorum, grafikte sorun yok değil mi arkadaşlar? Yani grafik böyle, diyeyim az çıkmış gibi, bakın şurası. Yani o kadar sakin bir grafikle karşı karşıyayız ki. Yani şurayı imal ettiğimizde dümdüz yine çizgi, dümdüz bir çizgi var. Dolar TL de uzun süredir hakikaten böyle dümdüz cetvelle çizilmiş gibi devam ediyoruz. Ama şöyle şu saatlerde, sabah saatleri muhtemelen bir sıçrıyor, sonra yeniden aşağı geliyor. Aynı, dün grafiği aynı. Dünkü yayına bakmak belki faydalı olacak. İşte şu an 18.60'tayız. Borsa İstanbul'da satış var dedik. Çok sert değil. Ufak bir geri çekilme 0.3. Gün içerisinde 3600'ün üstüne yükselmiştik. Tahvil faizlerimizde bugün borçlanma 9.9'da geldi mesela 7 yıllık. Hakikaten muhteşem. 10 yıllık tahvil faizimiz 12.6, 5 yıllık 11.2, 2 yıllık kısa vade 15.5'ta. Amerikan tahvil faizlerinde yükselişi izlemeye devam ediyoruz. 4'e yakın artık 10 yıllık tahvil faizi 3.93, 2 yıllık 4.31'e kadar geldi. 5 yıllık bütün vadelerde faizler yukarı gidiyor Amerika'da. Ons altın 1666 dolarda tam da şu dakikalarda. Gram altın 1000 lira. Bitcoin'de 19.000 doların hemen kıyısındayız. %1.2 aşağıda. Petrol fiyatları düşüyor. Dün de gerilemişti. Bugün de 88 ve 93 dolar. O son arz kesintisiyle OPEC kararı sonrası hızlı bir şekilde 10-15 dolar yükselişin görmüştük. Ama resesyon endişeleri, IMF'nin büyüme beklentilerini aşağı çekmesi derken petrol fiyatları bakın buralara kadar indi. Avrupa ve Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Hızlı bir şekilde bakalım. Avrupa kıpkırmızı satışlar var. Amerika'da çok oynak dedik. Önce satış yedi, sonra toparlandı. Şimdi yine işte Nasdaq önderliğinde satış devam ediyor. ABD endekslerine baktığımızda S&P'de de yine Dow Jones'a oranla daha ciddi bir satış var. 0.8 aşağıda. Dow Jones yatay nasıl oluyorsa 29.200'e yakın. Melike'ye soralım. Bakalım Amerika notlarında Melike'de neler var? Evet, Nasdaq %1.3 düşüşte. Dün de öyleydi Barış. 2 yılın dibinde ve şimdi yine faiz artışına en hassas olan teknoloji hisselerinin ve teknoloji sektörünün bundan darbe yediğini görüyoruz. Evet, Dow Jones bir karışık yerde. Yeşil kırmızı arasında gidip geliyor. Her dakika başı bakmam gerekiyor adeta. Ama bu volatilitenin sebebi birkaç, tabii ki Fed yetkilisinin sadece konuşması, Elerian'ın konuşması değil, hepsi, bütünü ve üçüncü çeyrek karlılıklarının da erimesi ve bunun da zikredilmesi ki bu haftada önemli bir hafta. JP Morgan'dan, Morgan Stanley, Delta Airlines, Wells Fargo, City'ye kadar hepsinin bilançosu geliyor, gelecek. Bunlar da beklentiler düşürülmüş durumda Barış. İşte bunu görüyoruz. Altın hariç borsa düşüşte ve dolar da kendini yine yukarı atmaya devam ederken, sen de söyledin, 2 yıllıklar tırmanıyor, tırmanışına devam ediyor 2007 yılının zirvesinde. Bunlar 10 yıllıklarda 2014 zirvelerinde. Bunlar ciddi bir volatilite ve risk getiriyor korkuyla birlikte. Bir yandan da biraz önce dediğim gibi Cleveland Fed Başkanı Laura Temester konuşan Fed başkanlarındaydı. TÜFE ve Fed tutanakları öncesinde Fed başkanlarının konuşmaları etkili oluyor. Ve söylediği daha sınırlayıcı politikalar lazım. Daha fazla artırması gerekiyorsa enflasyonu kontrol altına almak için yapacağız bunu. Aksiyon alınmalı. Finansal volatilite de artabilir önümüzdeki günlerde, aylarda dedi. Elerian da ABD ekonomisi gelgitleri şu anda yaşıyor. Fed biraz daha dikkatli olmalı aksiyonlarını yaparken, yaşatırken diyerek bugünkü yorumlara yorum ekledi adeta negatif bir şekilde. NFIB, Small Business Optimism Index dediğimiz küçük ölçekli işletmelerin iyimserlik endeksi, beklenene paralel gelmiş biraz yukarıda. Ama onun dışında bir ekonomik veri bugün için yok. Hafta önemli. TÜFE dediğim gibi ve TÜFE tutanakları, 21 Eylül Fed toplantısının tutanakları en önemli gündemi oluşturuyor bu hafta için diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike, çok teşekkürler aktardıkların için. Ben hemen konuklarıma döneceğim. Özlem
Derici Şengül, Özden Bayraktar, Gökşen Erik de stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Özden, senle başlayalım. Amerika'da hakikaten çok oynak bir akşam geçiriyoruz endeksler bazında ama bizim bakacağımız taraf enflasyon tarafı. Perşembe bekliyoruz. Onun öncesinde de tahvil faizlerinde hakikaten çok hızlı bir yükseliş var. Evet. Amerika liderliğinde. Avrupa'da da tahvil faizleri çok hızlı yukarı gidiyor. Önce bu tahvil faizleri cephesiyle başlayalım. Sonra belki enflasyona geliriz ya da birlikte anlatabilirsin. Bu faiz yükselişi etkisi nasıl yorumlarız? Şöyle özellikle tarım dışı istihdam verisinden sonra tahvil faizleri çok daha sert adımları fiyatlamaya başladı. Burada enflasyon verisi tabii ki de çok önemli olacak ama enflasyonda bir hani gevşeme görülse dahi beklenti o yönde. Fed'i yolundan alıkoyacak bir şey beklenmiyor. Yani piyasanın algısı bu veriye dayalı olarak Fed'in yön değiştirmeyeceği yönünde. O yüzden de asıl şeyini, odağını diyelim, ekonomik verilere, daha reel sektör verilerine döndürmüş vaziyette enflasyondan ziyade. Ve baktığımız zaman geçen hafta açıklanan hani ISM'de belki biraz farklı bir görüntü olabilir ama şunu unutmayalım. ISM yapısı itibariyle biraz daha bugünü yansıtan, mevcut durumu yansıtan, PMI ise biraz daha geleceği yansıtan endeksler. Ve PMI verileri Amerika'da toparlanmaya işaret etti. Özellikle de hizmet sektöründe 43'lere gerileyen bir PMI seviyesi vardı. Hizmet PMI seviyesi vardı. 49'lara, tamam 50'nin altında ama çok hızlı bir toparlanma gösterdi. İmalat PMI halen 50'nin üzerinde. Bunun üzerine bir de istihdam piyasasının kuvvetli olduğu ortaya çıktı. 3,5'a evet düştü. Zaten asıl onu fiyatladı piyasa. Yoksa 263 bin kişilik galiba artış olmuştu. O kadar dramatik bir şekilde yüksek değil beklentilerden. Ama işsizlikteki düşüş Fed'in yönlendirmesinin tam tersi. O yüzden de asıl bunu fiyatlıyor gibi görünüyor piyasa. Muhtemelen Fed de zaten tam da bu nedenle daha kuvvetli demeyeyim ama hani adımlarını kısa sürede gevşetecek bir tavır takınmayacak muhtemelen. Hem söylemiyle hem de adımın büyüklüğüyle diyelim. Ne kadar veri bağımlı olacak dense de zaten veriler ona işaret ediyor da bir piyasaları rahatlatacak bir Fed toplantısına doğru gitmiyoruz gibi görünüyor. Çok dramatik bir düşüş olursa enflasyonda hani hiç beklenmeyecek kadar belki de beklentilerin ötesinde 1-2 puan daha aşağıya gelen bir enflasyon olursa, ama Amerika'dan yani eş dosttan diyeyim tanıdıklardan aldığımız izlenim hiç öyle 8'ler falan söz konusu değil Amerika'da. Yani tüketici enflasyonu bazında bakıldığında aynen biz burada nasıl diyorsak açıklanana hiç benzemiyor yaşadığımız enflasyon diye. Evet. Orada da o şekilde. İş dünyası da tüketici de pek öyle yavaşlayan bir enflasyon dönemi içindeymiş gibi hareket etmiyor Amerika'da. Özlem, sana dönelim. Bu arada çekirdekte yükseliş bekleniyor, evet, değil mi? O ilginç 6.3'ten 6.5'a. Geçen ay da bir yükseliş olmuştu. Burası dikkat çekici. Yani. Evet. Gıda ve enerji hariç fiyatlar yukarı. Bence daha çok buraya bakılacak piyasa tarafında ama şöyle mesela geçen hafta itibariyle de hafta başında konuşsaydık işte o zaman da işte tarım dışı istihdam verisi geldi, ISM verileri geldi. Fed o kadar güçlü bir yönlendirme yapıyor ki yani çok sert devam edeceğini o kadar net bir biçimde her kanaldan ifade ediyor ki veriler piyasaların nispeten Fed ile ilgili bekleyişlerini hafifletecek nitelikte olsa bile piyasa belki o kadar yüksek bir reaksiyon vermeyebilir diye düşünüyordu. Ne demek istiyorum? Atıyorum işte geçen hafta içerisinde tarım dışı istihdam verilerinde iş gücüne katılım oranında bir yükseliş görseydik, işsizlik oranında bir yükseliş görseydik de aslında bunun piyasalara yansımasının daha sınırlı olmasını beklerim derdim. Çünkü Fed aslında yolunu kısa vadede çizmiş, net bir biçimde de bunu ifade ediyor derdim. Ama çok da öyle olmadı aslında. Yani ISM verileriyle beraber başlayan her veriye çok ciddi bir reaksiyon olduğunu gördük. Tarım
dışı istihdam verilerinde de bunu gördük aslında. Ve tarım dışı istihdam verileri hem iş gücüne katılım oranının zayıf kalması, hem işsizlik oranının bu nedenle biraz da düşük kalması, halen de ekonominin 250 binin üzerinde istihdam üretmesi nedeniyle piyasada tekrar o fiyatlaması yandı. Yani piyasada daha olumluya algılama, olumluya fiyatlama eğilimi var. Ve fakat hemen sonrasında gelen veriyle o fiyatlama hızlıca kesiliyor. Bir de Fed üyeleri de üstüne durun diyor. Evet, ya. Daha tabii, bitmedi bu tabii. İş. Evet. Yani örneğin tarım dışı istihdam verileri gelmeden önce de birçok Fed üyesinin konuşması vardı. Orada da o sert mesajlar devam etmişti. Dolayısıyla tahvil faizlerinde bu sert mesajlarla beraber önemli bir yükseliş görüyoruz. Şimdi geçen hafta verilere verilen bu reaksiyonun bu hafta da devam etmesini bekleriz bu durumda. Ve bu TÜFE verisi de bu anlamda da hızlı bir volatiliteye neden olabilir. Burada ana bakacağımız konu bence çekirdek. Çünkü manşet enflasyonda hafif bir düşüş patikası başladı. O devam edecektir. Bu arada Eylül ayında da gaz fiyatlarında bir düşüş oldu Amerika'da. Dolayısıyla o enerji fiyatları yansıması dolayısıyla manşette zaten bir düşüş bekleniyor. En önemli kısmı da ona atfediliyor. Ama çekirdek kısmı talep belirleyicilerini daha çok gösteren kısım. Ve oradaki yükseliş devam edecekmiş beklentisi var. Şöyle diyebiliriz. 6,5 bekleniyor. 6,3'ten. Bu beklentinin altında bir rakam gelirse piyasa yine biraz daha pozitifi fiyatlama derdinde olduğu için hafif de olsa orayı fiyatlamaya doğru yönelebilir. Ama peşi sıra gelecek başka bir veriyle aslında bunun çok da gerçek olmadığını anlayabilir açıkçası. Ama 75 bas puan evet. Sanki şu an kesin gibi. Sonra üstünde bir 50 bas puan. Yani piyasa yıl sonuna kadar o 4,4 nihai faiz oranını Kasım ve Aralık toplantılarındaki 75 artı 50 bas puanla Fed'den bekliyor. Yani evet. Ve bundan sanki geri adım olmayacakmış. Çok da 75'e dönebilir 50'lik. Aralık ayındaki evet, mi? Evet, verilerin gidişatına göre. 14 Aralık toplantısı bu da evet. 75'e evet, dönebilir. Yani şu anda gördüğümüz Amerika ekonomisi gayet kuvvetli, istihdam yaratan, imalat sanayisi halen büyüme gösteren bir ekonomi ama karşımızda. Ama seneye kötü olacak diyorlar. Özlem, o tarafa ama doğru geçelim istersen. Bu dönem içinde kötüye doğru gidecek deniyordu. O yüzden de FED işte seneye faiz indirimlerini, artırımlarını kesecekti filan. Ama zaman geçip hani gelişmeler çözüldükçe diyeyim, önümüze çıktıkça hiç de öyle olmadı ortaya çıktı. Dolayısıyla evet elbette bir yavaşlama göreceğiz. Çünkü küresel yavaşlama geldi ve de para politikasının etkileri gecikmeli yansıyor. O yüzden de yavaşlama göreceğiz elbette ama hani bu enflasyonu o kadar hızlı bir şekilde kontrol altına alacak bir yavaşlama mı olacak? Ben ondan şüpheliyim. O yüzden yani çok kısa bir süre içerisinde 50 bas puanlık artışın 75'e döndüğünü, gelecek sene de artışların devam ettiğini fiyatlayabilir evet piyasa. Şimdi IMF'nin küresel büyüme tahminini düşürdüğünü görüyoruz. Bu yılı değiştirmemişler. Evet. Aşağı çekme nedenlerine baktığımızda Ukrayna işgali, Rusya'nın işte ne diyelim bu enflasyon ve Çin'deki ekonomik yavaşlama diye sanki 3 tane böyle manşet var. Ekonomik açıdan, jeopolitik açıdan ve ekolojik açıdan diye de eklemişler. Çok hareketli bir döneme giriyoruz diyor ve en kötüsü henüz gelmedi diyor. Evet. Biz ama bu yılı konuştuğumuzda yani bu yılın içinde geçerken sanki önümüzdeki yılı pek bu kadar böyle korkutucu bir şekilde hiç değerlendirmiyor gibiyiz. Henüz 2023'ü konuşmadığımız için mi bilmiyorum. Ama şöyle tahminlere, rakamlara baktığımızda Avrupa için falan bayağı kötü bir tablo gözüküyor. Kesinlikle. Yani sıfırlar falan havada uçuşuyor. Evet ne ama diyorsun? zannediyorum bu kışa girmemizle alakalı yani kış aylarına girilmesi ve de Avrupa'nın enerji krizine doğru gidiyor olmasıyla alakalı bu beklenti. Dolayısıyla da bahar aylarına geçtikçe işte normalleşme başlayacak diye bir beklenti var. İlk etapta nasıl bu senenin ilk yarısı daha iyimser, ikinci yarısı işte kötümser. Bunun tam tersini göreceğiz gibi bir beklenti var. Benim de beklentim o. Yani hani şeyleri oluştururken, tahminleri oluştururken benim de beklentim o yönde. O yüzden de düşük aşağı yönlü revizyonlar olabilir. Ama bu yıla yayılımı aynı şiddette olmayacaktır beklentisi var.
yılın ikinci yarısı muhtemelen daha iyi bir resimle karşılaşacağız gibi duruyor şimdilik. Özlem Bayraktar, IMF Büyüme Tahmini. Yani biz burada defalarca konuştuğumuzu hatırlıyorum. Uluslararası kuruluşlar ilk revizyonlarıyla çıktığında daha revizyon geleceğinde aşağı yönlü diye. Daha ağır hareket ediyorlardı. Ve bence uluslararası kuruluşların ekonomik görünüm raporunu değerlendirdiğimizde biraz daha trend konusunda ne dediklerini, özellikle kriz dönemlerinde bu tip kuruluşların değerlendirmeleri son derece önem kazanıyor. Ama revizyonlar çok arkadan geliyor. Yani Avrupa zaten artık resesyon içerisinde. Yani bunu konfirme etmiş bir rapor görüyoruz. Naçizane bence gelecek IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda bir revizyon daha Avrupa ile ilgili aşağı yönlü göreceğiz. Zaten hani bir süredir de konuşuyoruz burada resesyon ama işte dediğim gibi Avrupa Birliği zaten bence artık resesyona girmiştir. Konu ne derinlikte bir resesyon yaşayacakları ve ne uzunlukta bir, ne kadar hasar verici nitelikte bir resesyon yaşayacakları. Bir de aslında orada daha çok konuşmamız gereken stagflasyon unsuru. Çünkü enflasyon daha uzun bir süre yüksek kalmaya devam edecek. Amerika tarafında ise bazı senaryo şöyle çalıştık. Dedik ki resesyona girecek bu ekonomi. Tamam geç kaldı FED ama çok hızlı ilerliyor. Bunun şeylerinde iletişimini de yapıyor. Yani gerek Birleşmiş Milletler'den gerek işte IMF'den gelen uyarılara rağmen faiz artışları devam edecek. Ben Amerika'nın merkez bankasıyım. Burada enflasyon bu seviyede. Dolayısıyla ben bununla ilgili adımlarımı atacağım nezdinde şeyler yaklaşımlar. Yaklaşımlar var. Buradaki bas senaryo ise evet bir resesyona girecek ama Avrupa'la karşılaştırılma daha kısa dönemli, daha manevra alanları olacağı için daha hızlı o resesyondan çıkabilecekleri bir senaryo ile çalışıyorduk. Ha, daha kötüsü daha uzun sürebilecek bir dönem olabilir Amerika için. Ama mesela enflasyon tahminlerine bakın. Enflasyon tahmini yine 3'lerde, 3,5'larda. Yani şu anda 8'lerde, 7'lerde ya da yıl sonunda 6,5'larda bitirecek enflasyonun 3-3,5'lara gelmesi aslında başlı başına bakıldığında çalışıyor gösteriyor para politikasını ama daha biz bir sene öncesine kadar işte 2'lere geleceğiz mi diye konuşuyorduk. Dolayısıyla 2'lerden bahsedemiyoruz şu noktada. İki dediğimiz konu da fiyat istikrarı aslında. Yani Amerika'da 2023'ün sonunda da bir fiyat istikrarı unsurundan bahsedemiyoruz halen. Bu ne demek? Aslında 2023 genelinde Amerika'da da yüksek enflasyon ve düşük büyümenin devamı olacak görünüm var. Bu da tabii... Ne oldu? Barış'ı bir gülümseme. Evet, evet. Bir de bir kelebek geldi var. Stüdyomuzda kelebek var. Nereden girdi Allah aşkına? Kameram arkadaşım yakalayabilir mi? Kelebeği takip edelim. Evet yerde. Şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Çiçekler olunca stüdyomuzda kelebekler de uçuşuyor diyeyim. Bir sunucu olarak. Şimdi yani neye gülümsedin biliyor musun? Özlem diyor ki, Özlem lütfen senin değerlendirmenle ilgili değil yanlış anlama. Şimdi 3'e düşecek diyor 8'den ama hedef 2. Hani bu bile bir başarı olarak belki bundan söz edemeyebiliriz diye. Orada mesela bizim enflasyonları böyle orada düşününce... Orada benim de bir gülümsemeyi hissettim hani evet. Ya, işte, daha ne olsun değil mi yani? Yani hani 3'e düşmüş 2'ye de düşmeyi versin dedim. Hani biz evet, de 80'lerin üstünü konuşurken diye o yüzdendi. Şimdi şu bu grafik ya da bu harita 2023 yılında dünya büyümesini bize gösteren bir grafik arkadaşlar Mekan'a getirdiler. Zaten çok net grafik kendini anlatıyor. %5'e giden yerler daha işte sapsarı yerler. Biraz işte Çin, Hindistan, Afrika'da, Asya'da böyle yerler var. Ama işte daha koyuya giden yerlerde büyümede işte 0 ile 1 arası yerler. Orası da genelde işte Avrupa ve tabii Rusya büyük bir tabii savaşın olduğu yerler Ukrayna, Rusya ve Avrupa'nın çok büyük bir bölümü burada 0 ile 1 arasında. Türkiye'de işte 2023 yılında 3 tam ortada bir yerde tahmini var. Ama dünyanın hani işte Çin, Hindistan ve Afrika, Asya'daki bazı ülkeleri çıkarsak aslında çok gri bir 2023 bizi bekliyor gibi. Özlem bu arada petrol fiyatlarında da yani müthiş bir hareketlilik görüyoruz. Evet. Tahminler aşağı doğru gelirken. Önce OPEC'le yukarıya attı. Resesyon
sohbetleriyle, konuşmalarıyla yeniden aşağıdayız. Ama hani 80'in de altını pek kabul etmiyor gibi üretici evet. ülkeler. Evet. Ne dersin petrolle ilgili? Öyle görünüyor. Aslında Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman konuşulan senaryolar arasında acaba yeni bir fiyat savaşı doğar mı? Rusya'yı boğmak için aşağıya çekilme gibi bir strateji izlenir mi diye konuşuluyordu. Ama ülkeler, özellikle petrol üreten ülkeler küresel yavaşlama ortamında o kadar gelirden feragat etmeme yönünde kararlılar ki petrol fiyatlarının düşmesine Rusya ile mücadeleye rağmen veya Amerika'ya rağmen diyelim, daha şaşırtıcı olanı bu diyebiliriz, izin vermiyorlar. OPEC ile birlikte gördük bunu. O yüzden de evet, küresel yavaşlama muhtemelen bir noktada aşağıya çekecek. Ancak enerji talebi, daha çok doğalgaz olsa dahi küresel bazda enerji talebi, daha doğrusu arz talep dengesizliği ortadan kalkmayacak gibi görünüyor. Bunun OPEC bir parçası olacağını belli etmiş oldu. Yine bir sarkma olursa daha da büyük kesintilerle muhtemelen müdahale edecek gibi görünüyor. O yüzden de Türkiye ile ilgili özellikle tahminlerimizi yaparken pek öyle iyimser bir varsayımla çalışamıyoruz. Acaba olur mu? Yeniden 80'e döner mi? Cari açık tahminlerini yaparken geçen sene kullandığımız tahminlere dönebilir miyiz diye bir şüpheye düştük aslında. Ama görünen o ki bu gerçekleşmeyecek. Yine yüksek kalmaya devam edecek. Zaten doğalgaz tarafı enerji krizi dolayısıyla yüksek kalmaya devam edecek. O yüzden de aslında hani üretimin desteklediği, talebin desteklediği bir fiyat artışından ziyade enerji tarafında arzın hırpaladığı diyelim bir fiyat artışı göreceğiz gibi görünüyor. Özlem, petrolle ilgili sen her düşüşün aslında kalıcı olmayabileceğini ifade ediyordun. Bu kadar çok resesyonu konuştuğumuz ya da manşetlere doğru bu kelimenin çıktığı ortamda tahminler artık biraz daha aşağı doğru diyebilir miyiz? Ne dersin? Yani evet, resesyon fiyatlaması fiziksel piyasa değil ama işte bizim takip ettiğimiz piyasada çok daha etkili oluyor ve görünen o ki bunun fiyatlaması biraz daha sürecek. Bir de güçlü bir dolar teması var tabii. Bu da petrolde aşağı yönlü bir baskıya neden olan unsur. Ama tabii bir de fiziksel taraftan gelen net sinyaller var. Biraz önce senin bahsettiğin mesela OECD'nin hemen hızlıca 2 milyon varil OPEC'in üretim kesintisine gitmesi. 500 bin varil beklentisiyle başladı. 1 milyona çıktı. 2 milyonla kapattılar. Bir de tabii şöyle jeopolitik riskler de oluşuyor. Yani Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrasında acaba orada ikna olundu mu, olunmadı mı, ne noktada duracak OPEC derken aslında OPEC Plus Rusya ile beraber üretim kesintisinde hızlıca devam etmeye başladı. Dolayısıyla Amerika'dan yükselen eleştiri sesleri de Suudi Arabistan'a son dönemde iyice arttı. Orası nereye doğru evrilecek? Bu da petrol fiyatları üzerinde etkili olabilecek bir faktör. Zaman zaman aşağı gelse de ben o zaman zaman aşağı gelişlerde fiziksel piyasanın petrolü bir hatırlatma göndereceğini düşünüyorum. O yüzden tekrar 90 dolarların altına gelen bir petrol sonrasında hızlıca tekrar 90'ların üzerine, 100'lere yakın seviyelere doğru gelişin. Yani bu volatilitenin bu bantta devam etmesini bekliyorum. Bir cumhur örneği dinleyelim. Sonra ilk aramızı verelim. Ardından Türkiye'ye geçeceğiz. Öncesinde tahvil getiri eğrisi bunu fiyatlamıştı, negatife dönmüştü. Paranın maliyetinin beklenenden hızlı bir şekilde artacağını genel anlamda dünyanın değişik coğrafyalarında sinyalini almıştık. Ama Avrupa ve Asya herhalde buna geç dahil oldu. Dolayısıyla bu geç dahil olma para birimlerinde yüksek oynaklığı da beraberinde getirdi. Halbuki yılın birinci ve ikinci çeyreğinde Fed'in ortaya koymuş olduğu para politikasına ayak uydurmuş olsalardı acaba gerçekten dolar endeksi senin sabah aktardığın gibi işte 20 yılın zirvesine gelir miydi? Şimdi belli noktalarda hatırlarsan
işte Bernanke'nin de ismini zikrettin. Yellen'ı da hadi koyalım yanına. Hatırlarsan Bernanke o dönem içerisinde hızlıca aksiyon almazsak bunun bedeli daha fazla olur demişti. Salgın zamanında Yellen şimdi büyük oynamalıyız yoksa ileride bu motor durursa daha fazla mermi harcamak durumunda kalırız denmişti. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda Amerika tarafı topa çok hızlı girdi. Belli noktalarda yukarıya doğru çekti. İşte faiz artışlarını arttırarak arttırmaya devam ettiler. Yani dozu işte 25, 50, 75 geldi, 3.75 geldi. Dördüncüyü masaya koydular şu anda. Herhalde onun da onayını bu hafta Avrupa'nın, düzeltelim, Amerika'nın enflasyon verisi herhalde noter tasdiğini yapar. Evet. Dolayısıyla böyle bir cepheden baktığın zaman artan faiz ortamlarını, savaşın etkisini koyduğunda, petrol fiyatlarının yüksek seviyesini koyduğunda soruna kısaca cevap verecek olsak resesyon pek öyle hani kaçınılacak bir yer gibi gözükmüyor. Küresel piyasalara devam ediyoruz. Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül konuklarımız. Ekonomi tarafını konuşmaya devam edeceğiz ama Amerika'daki Türkiye'ye F-16 satışına dair Senato'daki tasarıya dair bir gelişmenin olduğu ifade ediliyor. Ali Çınar'a gidelim. Telefon attığımızda bu şartların F-16 satışında Türkiye'ye ortadan kaldırıldığına dair haberler var. Nedir ayrıntılar? Ali, seni dinleyelim. Barış, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hatırlanacağı üzere Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 şartı maddeleri eklenmişti ulusal savunma bütçesine. Ve bunun benzer bir versiyonu da Senato'da konuşuluyordu. İki tane senatör Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeleri dosyalamıştı. Yani bu eklemeler olması için bir girişimde bulunmuştu. Ve bugün itibariyle yeni sıcak haberle F-16 satışıyla ilgili koşulların eklenmediği, konmadığı, yani Senato versiyonunda F-16 satış şartının olmayacağını belirtebiliriz. Bu olumlu, güzel bir gelişme. Sonuçta iki tane Türkiye karşıtı senatörün atacağı adımla ilgili de engelleme olmuş oldu. O nedenle bunun olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu satış şartında ne olacaktı? Temsilciler Meclisi'nde vardı. Türkiye'nin Yunanistan'ı bölgede tehdit etmediğiyle ilgili, yani güvenlik listesi yapmadığıyla ilgili bir şart. Aynı şekilde Amerika'nın ulusal çıkarları yönünde F-16 verilmesi vardı. Şu anda kongrede ulusal savunma bütçesi hala konuşuluyor. Çünkü hem alt kanatta hem de üst kanatta nihai olarak anlaşılarak geçmesi gerekiyor. Ama şu an itibariyle Senato tarafında istenilen olmadı. Sadece alt kendisinde kaldı. Bu da açıkçası F-16 şartının olmayacağı anlamını, yorumunu getirebiliriz. Tabii yine değişik olabilir bir süreç. Olumlu bir haber olarak yorumlayabiliriz Barış. Temsilciler Meclisi versiyonu diye konuşuluyor ya da orada farklı bir taslak, bir öneri mi var sevgili Ali? Şimdi Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satış koşulunda iki şart vardı. Biri Yunanistan'ı teklif etmeyeceği, diğeri de Amerika'nın çıkarlarıydı. Burada genç bir kabul oldu ama Senato içinde ayrı bir önerge olması gerekiyordu ve buna benzer bir versiyonda İki tane senatörün niyeti vardı, girişimi vardı. Ve şu andaki nihai senato versiyonunda F-16 ile ilgili hiçbir aleyhte eklemenin, maddenin olmadığını, konmadığını görüyoruz. O nedenle olumlu bir gelişme, yani Temsilciler Meclisi'nde olsa bile senatoda konmadığı için iki tarafın anlaşması gerekiyor nihai savunma bütçesinde. Bu da şunu gösteriyor, şu an itibariyle F-16 şartları kongrede gelecek yılki savunma bütçesinde olmayacak, olmama ihtimali yükseltirdi diye yorumlayabiliriz. Peki, teşekkürler Ali Çınar. Ağzına sağlık. Detayları öğrenmiş olduk. Yeniden biz dönelim. Ekonomi tarafına, cari dengeyle Özlem senle başlayalım. Yıllık 40 milyar doların üstüne çıktık. Herhalde sürpriz değil. Net yatağın okusan 28.3 Ocak-Ağustos dönemi bir para girişi var. Nasıl yorumluyorsun?
sürpriz değil. Ağustos verisi. Aynen. Çünkü bir de geç bir veriden tabii bahsediyoruz yani. Ağustos verilerini merakla bekliyorduk. Sadece cari işlemler açığı tarafını değil, özellikle finansman tarafını, sermaye hareketleri tarafını da bekliyorduk. Niye? Çünkü o dönemde Rusya'dan biraz Rosneft'le ilişkilendirilen bir para girişi olmuştu. Dolayısıyla bir yurt dışı akımı olduğu için bunu ödemeler dengesinde daha rahat görürüz diye baktık. Bunu FDI olarak mı göreceğiz, başka kalemde mi göreceğiz? Anladığımız kadarıyla tabii bilanço kalemlerinden mevduat kaleminde görüyoruz. Dış borçlanma yani dış kredi tarafını görüyoruz. Bir FDI kanalıyla görmüyoruz aslında bu gelen rakamı. Ya gelen FDI'nin de sene başından bu yana galiba 6 milyar gelmiş. Çok, 6 çok milyar önemli bir dolar. Kısmı gayrimenkul zaten. 4 milyar hemen doları gayrimenkul deniyor. Çok evet. Gayrimenkul satışları da bu işte FDI'nin altında gösterilen bir kalem sonuçta. Yani cari işlemler tarafından bahsedersek yani Temmuz'da, Ağustos'ta bunlar yaz ayları, turizmin son derece kuvvetli olduğu aylar. Biz 3 milyar dolar, 4 milyar dolar cari açıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla can sıkıcı. Tabii ki en önemli belirleyicileri aslında yine enerji ve altın ithalatı. Yani çok konuşmuyoruz ama bir altın ithalatı unsuru da var. Şimdi Eylül verileri, dış ticaret verileri var elimizde. Oradaki enerji ithalatına bakın 9,5 milyar dolar daha yüksek. Altın ithalatına bakın 3 milyar doların üstünde daha yüksek. Ki biz son çeyreğe girdiğimizde burada yine haftalardır ifade ettiğimiz gibi daha yüksek bir enerji ihtiyacıyla karşı karşıya kalacağız. Daha yüksek fiyatlar olması gerekmiyor. İşte fiyatlar biraz düşse bile daha yüksek bir enerji faturamız olacak çok çok büyük bir ihtimalle. O yüzden daha yüksek cari açık rakamlarına doğru gideceğiz. Şimdi Ağustos ayında evet yüksek bir cari açık yaratmışız ama finanse de etmişiz. Ama finansman tarafına baktığımızda tam olarak muhasebeleştiremediğiniz, hangi kalemde göstereceğinizi tam bilemediğiniz, belki daha henüz işte bazı raporlarda, BIS raporlarında henüz yayınlanmaması nedeniyle çok da görmediğiniz kalemlerin daha fazla finanse ettiğini görüyoruz. Ne demek istiyorum? İşte net hata noksan kaleminden bahsediyorum. Gelecek dönemde de açıklar artacak. Bizim yıl sonu beklentimiz 55 milyar dolar cari açık tarafında. 55 milyar dolar. Evet ama bunun da üstünde olma ihtimalini yüksek görüyoruz artık. Yani bu ne demek? Gayri safi yurt içi hasılanın %7'sine hatta belki biraz daha üstüne bile gelebilir aslında. Ama tabii dönüp birisi de evet burası böyle olabilir ama bir de net hata noksan diye bir kalem var orada ve bu da onu evet finanse ediyor. Yani kümülatif olarak bakmak lazım tabii net hata noksanlara. Yani geçmiş dönemle mesela birkaç senelik belki de daha uzun süreli kümülatif toplayarak belki ilerlemek lazım. Ve çünkü geçmiş dönemlerde önemli revizyonlar olduğu için onun böyle sıfıra yakın ilerlediğini görürsünüz. Yani ülkelere ilişkin, ekonomilere ilişkin bilançolarda bu tip kalemler var. Net hata gayri safi yurt içi hasıla içerisinde de var. Nedir? Onu bir stok kalemi olarak değerlendiriyoruz ama onun bir kısmı da aslında çok da muhasebeleştiremediğimiz kalemler. Ama revize oldukça bu kalemler onların daha sıfırlandığını görürüz. Ama bir süredir net hata noksan değil sıfırlanmak kümülatif olarak yani topladıkça birikimli olarak çok daha yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. O yüzden bu çok anlatamadığımız, anlamlandıramadığımız bir unsur oluyor. Hı hı. Dediğim gibi açığın devam etmesini bekliyoruz. Enerji ithalatı dönemiyle ama hani ama bir net hata noksan kalemi de var. Bu da onu finanse ediyor işte denince de söyleyecek çok bir şey bulamıyoruz. Ha, bu bir dahaki ayda devam edecek mi? Mesela Eylül ayında muhtemelen bu oranda bir finansman kalemi görmeyeceğiz. Çünkü rezervlerde bir düşüş görmeye başladık. Değil onun mi? Sinyallerini alıyor muyuz böyle? Çünkü biz haftalık olarak görüyoruz. Hatta günlük olarak da takip edebiliyoruz analitik bilançoda. Mesela bu finansman girişi yaklaşık 9,5-10 milyar dolarlık giriş var. Cari açıktan bir kısmı işte karşılanmış. Bir de bir rezerv artışı da olmuş. Demek ki işte bir artmış yani orada bir rakam bilançoda ve rezervlerde bir artışa neden olmuş. Ama Eylül ayı rakamlarına baktığımızda rezervlerde düşüş görüyoruz. Evet. Mesela 30 Eylül rakamların açıklandı en son. Brüt rezervlerde de net rezervlerde de düşüş görüyoruz. Demek ki rezervlerden karşılamamız gereken miktar biraz daha artmış. Özlem?
Aslında yani çok çok benzer benzer konulardan bahsedeceğim. Ama onun dışında belki şunu ekleyebilirim. İhracat ve turizmin taşıdığı bir şeyle geldik. Yani bu enerji ve altının yükünü ihracat ve turizm hafifletiyordu. Ama bugünkü verilere baktığımızda son bir yılın en düşük ihracat büyüme oranı, son neredeyse 1,5 yılında en düşük turizm geliri artış oranıyla karşılaştık. Yani ki Ağustos bu. Turizmde çok canlı oldu. Evet, tamam, baz etkisi var tabii. Geçen seneki çok yüksek büyüme oranlarından buralara geliyoruz ama yıl sonunda hani 40 milyar dolar civarında bir turizm geliri bekliyoruz. Bizim böyle anlamlı turizm rekorlar kırıyor, şahlanıyor diyebilmemiz için böyle 50-60 milyar dolarlık girişlerden bahsetmemiz lazım. Veyahut da şeyin üzerindeki, rezervlerin üzerindeki yükü alabilmesi için çok daha büyük miktarlardan söz etmemiz lazım. Ondan bahsedemiyoruz. Ve de önümüzdeki aylarda, Özlem de dedi yani Eylül ayı zaten açıklandı. Avrupa'nın bu durumuyla birlikte ve küresel yavaşlamayla birlikte, yani Avrupa'nın durumu ihracatı daha fazla etkileyebilir. Küresel yavaşlama turizm gelirlerini daha fazla etkileyebilir. O yüzden de cari açığa yapılan katkının, buralardan gelen katkının giderek azaldığını göreceğiz önümüzdeki aylarda. Şimdiden benim tahmini gayri safi yurt hastalama göre %5 oldu bugünkü veriyle birlikte, 12 aylık toplam cari açık. Ben de 60 milyar dolar bekliyorum. %50'ye yakın. Cari açığımız işte genelde büyüme koptuğunda cari açık da kopuyor, evet, yukarı doğru. Hı hı. Paralel genelde hareket ediyor. Eğer dünyadaki büyüme yavaşlarken bizim büyümemiz de yavaşlıyorsa, hı hı, ihracatımız yavaşlarken herhalde ithalat da yavaşlayacak. Cari açığımız korkulduğu kadar sene sonunda olmayabilir mi? Tabii enerji çok büyük bir kalem ama enerji... hani o yavaşlamanın etkisi cari açıkta bir miktar böyle aşağı, yani daha doğrusu çok zirveleri görmeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkarıyor. Yani normal şartlarda bu dediğin çok doğru. Yani geçtiğimiz senelerde kesinlikle bu şekilde yorumlardık ve yavaşlama geliyorsa evet cari açık tahminlerimizi aşağıya revize ediyoruz derdik. Ancak doğalgaz çok böyle oyunu değiştiren bir hal aldı, doğalgaz maliyetleri. Artık tahminlerimizi biz sadece atıyorum 10 dolarlık artış cari açıkta, petrol fiyatında 10 dolarlık artış 5,5 milyar dolarlık cari açık yaratır diyerek basit bir şekilde yapamıyoruz. Doğalgaz maliyetlerindeki artış bütün bu doğrudan ilişkiyi değil bozuyor. O yüzden de büyümeyle cari açık arasındaki ilişki de doğrudan ilişki de kopmuş vaziyette. Ne kadar yavaşlarsa yavaşlasın ekonomi, enerji maliyeti, özellikle doğalgaz maliyetlerindeki artış Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece muhtemelen cari açığı tehdit etmeye devam edecek. Finansman tarafı, Özlem'in dediği gibi, yani yarının ne olacağı hiç belli olmayan bir finansman yapısı var. Yani doğrudan yabancı yatırımdan gelse, uzun vadeli kredilerden gelse mesela, demek ki işte borçlanma koşulları çok şey kötü değil vesaire gibi. Yani çok güzel tabii ekonomist olarak, çok böyle analitik bir şekilde anlatıyorsun ama ben şöyle şu grafiğe baktığımda diyorum ki hani diğer böyle o doğrudan yatırımlar dan gelen kaleme göre diyorum ki valla burası öyle bir geliyor ki hani aldır aldır geliyor gibi, böyle çok net bir giriş var, yani açık açık bir para girişi var burada. Hani buraya bir resmen ben şunu, ya buraya bayağı bir ben güvenirim gibi bakıyorum. Buna bakınca ya bayağı bir net şey var, yani burada bir giriş var. Tabii ki bu çok subjektif bir değerlendirme benim söylediğim, tabii, analitik yani bakışınıza göre ama ayırdığın zaman biraz şeyleri ironi de yapıyorum. Hı-hı. Yani deli gibi total, para girişi. Yani, totale bakarsak tabii. Yani geçmiş dönemlerde mesela net hata noksanında bu tip hareketler olduğunda Merkez Bankası'nın da türlü çalışması ve açıklamaları vardı. Ve aşağı yukarı böyle çok özetle ifade edersek daha çok bu kalemdeki oynamalar yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki mevduatlarıyla ilgili bir akım. Turizm olabiliyor zaman zaman, altınla ilgili olabiliyor zaman zaman. Ama dediğim gibi birikimli olarak bakıldığında onların tekrar sıfıra doğru yakınlaştığını görüyoruz. Şimdi burası yakınlaşmıyor. Aksine birikimli olarak artmaya devam ediyor. O yüzden de bu açıklamalarda yeterli kalmıyor. Yarın yeniden gelip gelmeyeceği belli değil hani. Evet. Dolayısıyla veyahut da mesela kompozisyona baktığınız zaman portföy yatırımlarında 15 milyar dolar yanılmıyorsam hani çıkış var. Toplam 12 aylık toplam bazda konuşuyorum. Bir diğer kalem mevduatlar mesela. Yani mevduat dediğiniz şey bugün var, yarın yok. Hani gider sonuçta, yabancı koymuş mevduatını, yarın çıkabilir.
tabii ki de hemen çıkmasını beklemiyoruz ama sıcak para dediğimiz nitelikte. Hani sıcak para çıktı, işte portföy yatırımı artık yok, rahatladık falan denecek durumda değil finansman yapısı. Kısa vadeli borç, yabancı mevduatı net hata noksana teslim olmuş diyeyim. Evet, bel bağlayan bir finansman yapısı. Yarının hiçbir garantisi olmadığı için cari açığın, artan cari açığın kur üzerinde risk yaratma veya baskı yaratma olasılığı çok daha yüksek. Bir de bir şey ekleyeyim. Fon cümle. Aslında aynen cari açığı işte enerjiden ve altından arındırıp bakmayı seviyoruz ya. Aslında o zaman evet, yani yıllık olarak bakıldığında 40 milyar doların tabii, üzerine fazla veriyor. Evet. Dolayısıyla aslında en önemli belirleyicileri enerji. Ama enerji dışı cari açığa bakmak çok mu mantıklı? Onu uzun uzun tartışırız. Çok zamanımız yok. Senin bakışlarından anladığım. Harika bir program. Evet. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Özlem biz Bayraktar Gökşen, Özlem Derici Şengül. Bir araya daha gidelim. Kalan bölümde Melike Ayan'a uğrayacağız. Küresel piyasaları yavaş yavaş kapatacağız. Amerika'ya, Melike Ayan'a dönelim. ABD endekslerinde Nasdaq'ta %1'in üstünde olmak üzere yine satış var. Bakalım Melike neler aktaracak. Nasdaq 2 yılın dibinde kalmaya niyetli gibi ısrarla satışına devam ederken Dow Jones kendi ayrıştırdı. Yani yatay yeşil diyebiliriz ama yine de yukarıda kapattı ve S&P 500 kıpkırmızıdı. Üçüncü çeyrek karlılıklarının beklentilerinin düşürülmesi, karlılığın erimesi beklentileri, global resesyon risklerinin konuşulması, tartışılması stratejistler tarafından özellikle de bu sabah saatlerinden itibaren zayıf karlılık, yukarı çıkan dolar, global resesyon risklerini de unutmayalım demeleriyle birlikte bu piyasaya yansıdı gerçekten Barış ve faiz artışına hassas. Teknoloji hisseleri kendilerini satışta buldular yine. Bugün önemli bir veri yoktu. Özellikle veri cephesine bakarsak küçük ölçekli işletme endeksi vardı. İyimserlik endeksi. Onun beklenenden yukarıda geldiğini gördük. Yarın üfe toptancı enflasyon verileri gelecek. Orada aylık bazlı bir artış var ama geçen aydan biraz daha düşmesi bekleniyor. Yıllık bazda ise 8.4'e gerilemesi bekleniyor 8.7'den. Gıdayı enerjiyi çıkarınca da 7.3'lerde kalıyor tekrar üfe. Onun yanında Fed başkanları da konuştu. Loretta Mester mesela özellikle enflasyonu kontrol altına almada faiz artışına dikkat edelim, devam edelim ve finansal volatilite devam eder. Hazırlıklı olun cevaplarını ve yorumlarını yaparken Elerian da ABD ekonomisindeki risklerden bahsetti. Özellikle önümüzdeki bu çeyrek için 3. çeyrek karlılığın da ekonomiye etkisi, enflasyonla mücadelede Fed'in aldığı kararların çok sağlıklı olmadığını söylemesi gibi. İşte yarın dediğim gibi üfe ve ondan sonraki günlerde de yarın Fed tutanakları geliyor Barış. Yarın Fed tutanakları 21 Eylül'ünkini gösterecek. Orada ipuçları arıyor olacağız. Kasım için Kasım toplantısında bildiğin gibi 100 baz puan beklentisi var. Artış beklentisi var. Bir sonraki günde tüfe. Yani Fed'in üzerindeki baskı bu hafta çok yüksek diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkürler. Yarın akşam Amerikan Merkez Bankası'nın tutanaklarını yani bir önceki faiz toplantısında neler konuşmuşlar, neler tartışmışlar aralarında daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğimiz açıklamayı bekleyeceğiz. Melike de bize anlatacak. Akşam seansının kapanışına bakalım Viyop'ta. Satış biraz daha hızlanmış programı biz girerken 0.1-0.2 aşağıdaydık. Kapanış 0.4 ile geldi. 3973 seviyesinden Viyop 30 akşam seansı sonlandı. Yarın ne konuşacağız? Fed tutanakları dedik. Onun öncesinde sabah saatlerinde Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı. İçeride sanayi üretim verisini alacağız. Euro bölgesinden de aynı veri gelecek. Üfe, üretici fiyat endeksi Amerika'dan ve 9'da da Fed tutanaklarını karşılayacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 9'da ekonomik görünüm, 10'da küresel piyasalar.